Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, bu iktidarın hiçbir faili meçhul cinayeti çözemeyeceğini söyledi. Sertel, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen Uğur Mumcu Demokrasi ve Medya konulu söyleşide yaptığı konuşmada, gazetecilerin Ocak ayını acı bir ay olarak değerlendirdiğine dikkat çekti. Türkiye'de insanların yaşam hakkını ve Türkiye'deki insanların anne baba evlatlarının bu derece acımasızca öldürüldüğü dönemleri yaşatanların aslında topluma adalet ve hukuk açısından da acıları yaşattığını tanık olduk. Ve açıkça bunu da bilmenizi istiyorum ki bu iktidar döneminde bu faili meçhul cinayet yine aydınlatılmayacak. Bunlar hiçbir faili meçhul cinayeti aydınlatmadılar, aydınlatmayacaklar. Tıpkı Roborski'de Kürt çocuklarının üzerine bomba yağdıran ve 15, 16, 18 yaşlarında çocukların traktörlere, katır sırtlarına yüklenerek taşındığı gibi o ölümlerin hesabının verilmediği ve açıklanmadığı gibi faili meçhul cinayetleri de bu iktidar toprağa gömecek. Elbette ki Uğur Mumcu 24 Ocak bizim için çok önemli. 24 Ocak Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden sonra Türkiye'de milyonlarca insanın ayağa kalktığı ve milyonlarca insanın Ankara'ya geldiği o soğuk tipiye, kara, kışa rağmen milyonlarca insanın uğurlar ölmez sloganları altında Uğur Mumcu'yu toprağa defnettiği gün. 25 Ocak. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun katledildiği gün. Ben de cezaevine atılabilirim. Çoluk çocuğum var. Geleceğim var. Yaşayacağım günler var. Tedirginliğini yaratmak ve insanları o mücadeleden alıkoymak isteyenlerin seçtiği ve tercih ettiği bir yoldur. Fikre karşı fikirle karşı gelemeyenlerin, fikri fikirle ezemeyenlerin ve onun karşısında, fikir karşısında ezilenlerin başvurduğu yoldur şiddet ve terör. Türkiye'nin ihracatı Aralık ayında 13 milyar 137 milyon dolar oldu. 2014 yılının tamamında da 157 milyar 622 milyon dolara ulaştı. Mersin'de ise 2014 yılında %6'lık artış oldu ve bir önceki yıl 1 milyar 514 milyon dolar olan ihracat 1 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Mersin en fazla ihracat yapan iller arasında 9. sırada yer aldı. Mersin'de ihracatta 2014 Aralık ayında geçen yıla göre düşüş olsa da yılın tamamı baz alındığında %6'lık yükselme kaydedildi. Yapılan ihracat sektörel ve ülke bazında incelendiğinde en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleşti ve en fazla Irak'a ihracat yapıldı. Mersin'de 2014 yılının Temmuz ayında en düşük ihracat yapılırken en yüksek ihracat Aralık ayında gerçekleşti. Temmuz'da bu ayda sadece 97 bin dolar ihracat olurken Aralık ayı ihracatı 208 bin doları aştı. Mersin'de en fazla ihracat yaş sebze meyve ihracatında oldu. 2014 yılında Mersin'deki sektörler arasında en fazla ihracat artışı savunma sanayinde oldu. 2014 yılının tamamında en fazla ihracatın gerçekleştiği ülkeler arasında Irak başı çekti. Irak'a bir önceki yıl 414.852 dolarlık ihracat yapılmışken 2014 yılında 561.780 dolara yükseldi. İkinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'na 210.754 dolar ihracat gerçekleşti. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2014 yılında Türkiye turunçgil ihracatının 942 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, turunçgil ihracatında ilk sırada yer alan Rusya'ya ihracatın ise 2013'e göre %21 arttığını söyledi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, konsey üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 2014 yılında gerçekleştirilen turunçgil ihracatı verilerini açıkladı.
Turunçgil'de 2015 yılı çalışma programının da aktarıldığı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapılan toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Yaş Meyve Sebze Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden Ercan Türktemel ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Merkezi yetkilileri katıldı. Ulusal Turunçgil Konseyi adına, yönetim kurulu adına ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Türkiye 2014 turunçgil ihracatı bir önceki yıla göre miktarda %16 artışla 1.585.000 ton olarak gerçekleşti. Değer olarak %1 artışla 942.000.000 dolar ülkemize net döviz getirisi sağladı. Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı içerisinde turunçgil ihracatı miktar olarak yaş meyve sebze ürünleri içerisinde %45'lik bir payla en önemli alt grubu oluşturmakta, değer olarak da %39'luk bir pay almaktadır. En çok turunçgil ihraç ettiğimiz ülkeler arasında %33'lük bir payla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Ve bir önceki yıla göre miktarda %21'lik bir artışla 523.000 ton olarak turunçgil ihracatı bu ülkeye gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nun sırasıyla Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan, Romanya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Sırbistan ve Bulgaristan takip etti. 2014 yılında en çok ihraç edilen turunçgil mandalina olarak gerçekleşti. 646 bin ton mandalina ihracatı gerçekleşti ve ilk sırada yer almış oldu. Bunu 414 bin tonla limon ihracatı ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 344 bin tonla portakal, dördüncü sırada ise 181 bin tonla greyfurt ihracatı yer aldı. Bu tablo şunu göstermektedir. Ülkemize net döviz girdisi sağlayan turunçgil sektörünün sosyal ekonomik açısından stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Hepinizin bildiği gibi turunçgil ihracat hedefimiz 2023 yılı için 3,5 milyar dolar. Ulusal Turunçgil Konseyi olarak ülke genelinde ve yurt dışında bu hedef doğrultusunda biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'in Merkez İlçe Torosar Belediyesi'nin Yörük Kültür Müzesi'nin kurulma süreci devam ederken, Torosar Belediye Başkanı Hamit Tuna, vatandaşlardan kullanmadıkları yörük kültürüne ait malzemeleri müzeye bağışlamaları çağrısında bulundu. Torosar Belediyesi'nin Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oluşturduğu ve yörük kültürünü tanıtmak amacıyla dünden günümüze yörüklerin kullandıkları eşyaların sergilenerek yaşantılarının anlatılacağı müzeye vatandaşlardan destek geliyor. Bu kapsamda Aladağ Mahallesi'nin sakinleri evlerinde bulunan eski dönemlere ait yörüklerin kullandığı ev ve süs eşyalarını Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teslim ederek projeye destek verdiler. Yaşayışı canlandıracak, geçmişte atalarımızın, dedelerimizin kullandığı malzemeleri bir araya getiriyoruz. Bize bağışlarlarsa üstüne de yazacağız. İşte Aladağ Köyü'nden Mehmet Emmi'nin hediyesi. Bunları böyle toplayıp o kültürü çocuklarımıza görsünler. Ataları ne yapmışlar, ne etmişler, ne yemişler, nasıl yaşamışlar, nasıl tarım yapmışlar, nasıl hayvancılık yapmışlar. Hepsini sergilemek niyetindeyiz. Çok da ilgi çeken bir proje. Ben herkese şimdiden teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Ahmet, Hamdi. Torosar Belediyesi olarak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde aşağı yukarı 400 metrekarelik bir salonu Yörük Kültür Müzesi olarak düzenliyoruz. Bu anlamda bölge insanının, bölge yörüklerinin nasıl yaşadıklarını, nasıl geçindiklerini, gerek hayvancılık, gerek tarım, gerekse hangi işle iştigal ettikleri konularda kullandıkları o günün şartlarına haiz olan malzemeleri şu anda Aladağ Köyü'nde vatandaşlarımızın kendi evlerinde var olan bizim müzemize konmak üzere takdim ettikleri ürünleri buradan teslim alıyoruz. İşte her ne varsa, hangi alet, hangi edevat var ise bu malzemeleri oradaki müzemizde sergilemek suretiyle hakikaten insanların gelip zaman tüneli şeklinde o günlere gidecekleri ortamı oluşturacağız inşallah. Bu vesileyle bugün Aladağ'da bize bu malzemeleri toplayan ve veren herkese, değerli hemşehrilerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Ahmet, Hamdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçılarından 51 yaşındaki Muharrem Timur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Timur'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. En son cumartesi günü arkadaşımla telefonla görüşmüşler. Cumartesi gördüm ben kendisini. Yok, hayır, haber alamadık Muharrem'den 2-3 gün. Nasıl oldu? Haber alamamış mıydınız? Evet, dün sadece haber alamadık. Meraklandık haber alamayınca. Zaten içimize doğan oldu herhalde. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi 2483 sokaktaki Fatih Apartmanı'nda oturan Muharrem Timur'dan 3 gündür haber alamayan arkadaşları eve gitti. Zilini çaldıkları kapının açılmaması üzerine Timur'un arkadaşları aradıkları cep telefonuna da yanıt verilmeyince çağırdıkları çilingir yardımıyla eve girdi. Oturma odasında Timur'un cesediyle karşılaşan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Muharrem Timur'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alarak eve gelen Timur'un sanatçı arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları Muharrem Timur'un en son geçen cuma günü kültür merkezinde düzenlenen konserde görev aldığını söyledi. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı. Büyük herhangi bir problem yok. Daha cuma günü konser vardı. Konsere çıktı. Herhangi bir problem yani bize yansıyan bir şey yok. Yani bilinen bir şey yok. Mersin'de bir kadın kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından bir eve götürülerek kollarına kelepçe takıldı. Genç kadın kollarındaki kelepçeyle birlikte kaçarak canını zor kurtardı. Metropol İş Merkezi'nde çağcılık yapan M.Y. isimli kadın kendilerini polis olarak tanıtan biri yaşlı diğeri genç iki kişi tarafından iş yerinden karakola götürme bahanesiyle alındı. Genç kadının iddiasına göre bir araca bindirilen kadın yerini bilmediğini söylediği Beşyol Parkı civarındaki bir eve götürüldü. Burada kendisini polis olarak tanıtan şahıslar genç kadının bileklerine kelepçe taktı. Şahısların dalgınlığından yararlanan M.Y. ellerindeki kelepçeyle birlikte evden kaçtı. M.Y. kelepçeleri kazağının kollarıyla gizleyerek Kuruçeşme Parkı'na kadar geldi. Genç kadın kendisini götürmesi için haber verdiği eşinin arkadaşını beklediği sırada vatandaşlar kolundaki kelepçeyi görerek polislerden kaçmış olabileceği düşüncesiyle durumu 155 polis imdat hattına bildirdi. Kuruçeşme Parkı'na sevk edilen ekipler, genç kadının bir araçla ayrıldığını tespit edince araştırmaya başladı. Ekipler aracı devlet hastanesine yakın bir yerde durdurarak kadını indirdi. Yapılan araştırmada ekiplerden kaçan bir kadının olmadığı tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren M.Y., kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından bilmediği bir eve götürülerek koluna kelepçe vurulduğunu, ardından kaçtığını söyledi. Götürüldüğü evi gösteremeyen kadın, ifadesinin ardından serbest bırakılırken polisler kadını kaçırdığı iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de Suriyeli ihracat şirketine gelen aynı ülkenin vatandaşı 5 kişi kendilerini muhaberat polisi olarak tanıtıp silah çekerek 3 kişiye plastik kelepçe taktı. Çekmecelerde bulunan 41 bin dolar, 6 bin euro ve 10 bin Türk lirasını alarak kaçan gaspçılardan 4'ü vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşların darp ettiği gaspçılardan biri baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre kendilerini Suriye muhaberat polisi olarak tanıtan 5 kişi Çakmak Caddesi istasyon kavşağında bulunan Suriyelilerin çalıştırdığı ihracat şirketine geldi. Suriyeli gaspçılar burada silah çekerek Muhammed Yasin, Malik Raşit ve Mahmut Bekir'i etkisiz hale getirip kollarına plastik kelepçe taktıktan sonra kasada bulunan 41 bin dolar, 6 bin euro ve 10 bin Türk lirasını alarak kaçmaya başladı. Soyulan Suriyeliler ellerindeki kelepçelerle gaspçıların peşine düşerek vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar gaspçıların peşine düşerek ikisini 300 metre ilerideki abide kavşağında yakaladı. Vatandaşlar yakaladıkları iki gaspçıya meydan dayağı çekti. Baygınlık geçiren şahıslardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri polis merkezine götürüldü. Öte yandan yine vatandaşlar tarafından istasyon kavşağında yakalanan gaspçılardan biriyle Mersin Liman A kapısında güvenlik görevlileri tarafından yakalanan diğer saldırgan polise teslim edildi. Gaspçıların çaldığı paraların bir kısmı bulunurken polis paranın bir miktarını alarak kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ya biz oradan adamlar kaçarken gördük biz oldularını burada. Ne yapmışlar?
polisiz diyerekten adamlar kelepçelemişler. Evet. Ondan sonra üzerlerine ne varsa soymuşlar, poşete koymuşlar paralarla beraber. Ondan sonra da yol alırken hırsız olduğunu anlayınca koşmuşlar. Paralar istasyonun kapısında bir amca var, yaşlı amca. O çelme taktı, paraları düşürdü. O oradaydı. Hırsızlar da buraya geldi, burada yakaladılar. Vatandaşlar olmasaydı zaten parayı alıp kaçacaklardı. Vatandaşlar tuttu yani. Vatandaşlar koşturdu. Herkes bir tarafa kaçtı. Bunlar Suriyeli mi? Yok. Paraları çalınan Suriyeli. Paraları çalınan Suriyeli ama yaralılar da Suriyeli. Yani çalan kişi de Suriyeli, çalınan da Suriyeli. Bir de plakasız arabalar falan da geziyordu. Artık şebeke halinde mi yapıyorlar, ne yapıyorlar belli değil. O plastik kelepçe vardı, onlar mı takıldı? İşte şu arkadaşa yaptılar. Bak buna yap. Şuna. Buna kelepçe. Işte. Kelepçe mi taktılar, ne oldu size? Burda kırkız. Söyle mukhabarat. Nerede kimlik? Mukhabarat kimlik var. Yok kimlik lan. Evet, tabanca var ha. Kelepçe mi taktılar? Aa, polis. Resiye, elhamdülillah. Polis fi menne. Elhamdülillah. Dur. Oh, sağ ol, teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çukurova bölgesinde ilk ve tek olan Tarsus Hayvanat Bahçesi'nin cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Başkan Kocamaz, hafta sonunda Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesinde yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Kocamaz, Tarsus'ta bulunan hayvanat bahçesinin mevcut yerinin dar gelmesi üzerine Tarsus Belediyesi olarak Berdan Barajı mevkiinde 110 dönüm arazi üzerine yeniden kurduk. Tamamen doğal ortamlarla hazırlanan hayvanat bahçesi şu anda Çukurova bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiştir dedi. Mersin'in Mut ilçesinde 85 yaşındaki bir kişi iple kendini ambarın tavanına asarak intihar etti. 85 yaşındaki H.C. Hacı Nuhlu mahallesinde evde kimsenin bulunmadığı sırada ambarın tavanına kendini iple astı. Öğle yemeğine gelmeyince akrabaları H.C.'yi aramaya çıktı. Yakınları ambarın kapısını açtıklarında H.C.'yi ambarın tavanında asılı buldu. Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı cesedi otopsi için Adana Adli Tıp'a gönderdi. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'in Gülnar ilçesinde virajı alamayan otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Büyükeceli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Gaziantep'e giden İD'nin kullandığı yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otobüs yolun sağ tarafındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazada otobüsün hostesi Zehra D. araç içerisinde sıkıştı. Yaklaşık 3 saat sıkıştığı yerde kalan hostes çıkarılmasının ardından ambulansa alındı. Yaralı kadın sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada otobüste bulunan 50 yolcudan 14'ü de yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Silifke ve Aydıncık'taki hastanelere taşındı. Diğer yolcular ise ifadeleri alınmak üzere Büyükeceli Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mersin'de jandarma ekiplerince 2014 yılında yapılan çalışmalarda aranan 4562 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ve yurt genelinde meydana gelen olaylar neticesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanıp adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2014 yılında 40.365 devriye faaliyeti icra edildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar esnasında haklarında adli makamlarca verilmiş yakalama kararı bulunan 4562 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Mersin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların süratle yakalanması, toplum içerisindeki suçluların barındırılmaması için gerekli yasal mevzuat çerçevesinde yasal işlemlerin yapılarak halkın huzur ve sükununun sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Mersin'de artan araç sayısıyla yaşanan otopark sorunu iyiden iyiye dert olmaya başladı. Son zamanlarda Cumhuriyet Meydanı'nda da baş gösteren bu sorun alanı adeta otoparka çevirdi.
Otopark sorunu Mersin'in önemli sorunu olarak gündemde kalmaya devam ederken trafik keşmekeşliği de çözüm bekliyor. Bu noktada bu sorunların kalıcı çözümlere ihtiyacı varken araç sahipleri de her buldukları boşlukları otoparka döndürmeye devam ediyor. Mersin'in simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nın son günlerde araç trafiğinden geçilmez bir hal alması ise vatandaşların tepkisini çekti. Resmi plakalı araçların yanı sıra sivil araçlar da Cumhuriyet Meydanı'na park ediyor. Bu araçların Cumhuriyet Meydanı'na park etmeleri için kimlerin izin verdiği bilinmezken trafik polislerinin de bu araçlarla ilgili işlem yapmaması ise dikkat çekiyor. Mersin halkı kendine bir kent meydanı ararken elindeki Cumhuriyet Meydanı'nın otoparka dönmesini ise şu an izliyor. Türkiye Kupası C grubu 5. hafta maçında Bursa Spor konuk olduğu Mersin İdman Yurdu'nu Bakambu, Holmen ve Bakeye'nin golleriyle 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla Bursa Spor puanını 9'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Mersin İdman Yurdu ise haftaya lider girdiği maçtan 5-0 mağlup ayrılınca averajla 2. sıraya indi. Maçta 10. dakikada gelişen organize atakta Bakambu ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Mihailov topu güçlükle çıkardı. 23. dakikada Futax, Titan'ın sol kanattan kale önüne ortaladığı topu Güven'e indirdi. Güven'in vuruşunda top yandan dışarıya çıktı. 29. dakikada Mersin İdman Yurdu futbolcusu Futax, kullanılan serbest vuruşta barajdan dönen topu aşırtma bir vuruşla Mitrovic'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mitrovic'in vuruşunda top az farkla out'a gitti. 35. dakikada Bakambu Mersin defansının hatasından yararlanarak kapmış olduğu topla hızla ceza sahasına girdi. Bu futbolcu kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi ve durum 1-0 oldu. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 51. dakikada konuk Bursa Spor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Bursa Spor'un kullandığı frikikte top Mersin defansına çarparak geri döndü. Holmen'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. 55. dakikada Bursa Spor Bakambu'nun ikinci golüyle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Ozan Tufan'ın derinlemesine pasında Bakambu kaleci Mihailov'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti. 74. dakikada Bursa Spor skoru 4-0'a getirdi. Bu dakikada sağ kanattan Emre'nin yerden ortasında topla buluşan Bakaye, Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 90+2. dakikada skor 5-0 oldu. Bu dakikada Bekir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakambu kendisinin 3, takımının 5. golünü kaydetti ve skor 5-0 oldu. Karşılaşmadan Bursa Spor 5-0 üstünlükle ayrıldı. Türkiye Kupası C grubu 5. hafta maçında Bursa Spor'u konuk eden Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Rıza Çalınbay maç sonrasında şunları söyledi. Biz bu maça çıkarken maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynatmak istedik ve hepsini de oynattık. Ama şunu gördük, hala arkadaşlarımızın maç eksiği var. Beklediğimiz seviyede değiller. Bizim kupada bu sene öyle büyük bir beklentimiz kesinlikle yok. Çünkü bizim biliyorsunuz bir transfer yasağımız da var. Oyuncu takviye yapma şansımız da olmadı. Ve bu arkadaşlarımızdan da bizim yararlanmamız gerekiyor. Onların da çok iyi duruma gelmeleri gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın da gerçek gücü bu değil. Mutlaka daha da iyi olmaları gerekiyor. Bu grubu, bu arkadaşları ben zaten oynadığımız Antalya'daki hazırlık maçlarında da aynı arkadaşlarımızla oynadık. Ama bugün maalesef beklediğim şeyleri alamadım bazı arkadaşlarımızdan. Ama buna üzüldük. Tabii ki skorun böyle büyük olmasını kesinlikle beklemiyordum. Ama baktığımız zaman bariz hatalar yaptık. Yapmamamız gereken bir sürü hatalar yaptık. Bu arkadaşlardan biraz önce söylediğim gibi başka bir şansımız yok. Mecburen bu arkadaşlarımızla çok iyi duruma gelmek zorundalar. Kendi kapasitelerine gelmek zorundalar. Ben bugün maçı kaybetmeyi göze aldım. Çünkü o arkadaşlarımızı bizim kazanmamız gerekiyordu arkadaşlarımıza. Ama o arkadaşlardan böyle bir skoru maalesef beklemiyordum. Murat ve Sadıku'yu oyuna almak zorunda kaldık. Aslında onları da hiç oyuna almak istemiyordum. Ben bugün Mitrovic'i de oynatmak istemiyordum. Güven'i de oynatmak istemiyordum. Ama mecburen adam eksikliğinden, kadromuzda sakat oyuncularımız da çok bundan dolayı onları da mecburen oynattık. Dediğim gibi yani maç eksiği olan arkadaşları gördük. Hala eksikleri devam ediyor.
Bizim için bu sene lig önemli. Bizim ligi iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzde çok kritik bir Beşiktaş maçı var. Arkasından oynayacağımız kendi Samsun, Kasımpaşa maçı var. Bizim için şu andaki en önemli şeyler onlar. Yani kupadan öyle bir büyük bir beklentimiz kesinlikle yoktu. Ama birdenbire de elenmek istemiyorduk. Biraz önce de söylediğim gibi ben bugün mağlubiyete razıydım. Ama yeter ki arkadaşlarımızı iyi bir şekilde görelim, onları kazanalım diye uğraştık. Ama bazıları istediğimiz seviyede değil de, ama onları da iyi bir seviyeye getireceğiz. Hadi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası C grubu 5. hafta maçında sahadan 5-0 galip ayrılan Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonunda basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu. Maçtan önce bizden üstü olan bir mesleği maydı vardı. Bunlar ise avantaj ondaydı. Karagümrük de öyleydi. Bizim için zor bir maçı. Kaybetsek gruptan çıkmama şansımız olacaktı. Mesleği maydı bu avantajını kullanırken biz onu başta oynadığımız oyunda yenerek bir öne çıktık. Dolayısıyla çok kötü bir maçtı. Oyunumuz iyi, skor da iyi. Ama daha çok maç koptuktan sonra hem Mersi İdman hem bizim oyuncular daha kontrol oynaya başladı. Skorun farklı olması Mersi İdman kötülüğünden değil, şartların kötülüğünden var. Çünkü hafta sonu hem onların bizim için maç var. Oyun koptuğu için bir ölçü değil Mersi İdman için. Onlar da çünkü oyun başında iyi bile. Biz onu geçtikten sonra oyun kontrolü kayboldu. Dolayısıyla bu maçı bu takımların için hem kupa hem ligi önemli olmasına rağmen lig daha önemli. Biz de şimdi kupada avantajlı duruma düştük. Şu anda durumumuz daha iyi. Kendi sahamızda son maç olarak gruptan çıkmak istiyoruz. Daha da önemlisi lig yarışında devam etmek istiyoruz. Hafta sonunda zor maçımız var. Bizim de var. Beşiktaş'ın da var. Biz de Galatasaray'ın da Beşiktaş dönecekler. Mesut'un da oldukça iyi çıkış yaptı. Bugünkü maç onlar da çaldığını düşünüyorum. İyi takımları var. Şu bugün hem dinlediğimiz bazı oyuncular oldu. Bizim için bu farklı skoru çalmıyoruz ama oyun anlayışı, oyun disiplini olarak iyiyiz.